Her gerçek sayı kendisinin 5 katının üç eksenini eşleyen bir f fonksiyonu ile her gerçek sayı yarısının 2 fazlasını eşleyen bir g fonksiyonu oluşturuyor. Buna göre f bileşke g'nin tersinde x fonksiyonu bulunuz. Verilenlere göre fx, her gerçek sayı x diyecek olursak x'in 5 katının 3 eksiğine gönderiyormuş. Her gerçek sayı. Peki gx nasıl tanımlanmış? Gx her gerçek sayı kendisinin yarısını yani x bölü 2'nin 2 fazlasını eşliyormuş. Bize f bileşke g ters x sorduğuna göre g'nin tersi x'i bulalım. Bir kere gx'imiz paydaş dersek x artı 4 bölü 2'dir. Bunu da 0x artı 2 diyecek olursak o zaman g'nin tersinde x nedir? 2 ile 1 yer ve işaret değiştirecek. O zaman ne olacak? Eksi 2x artı 4 aynen kalacak. Bölü 0x gitti. Eksi 1 gelecek. Payı payla eksi ile çarparsak o zaman 2x eksi 4'müş bizim g ters x'imiz. O zaman f bileşke g ters x ne olur? F'de g ters x. Yazalım. Bunu alıp ne yapmamız lazım o zaman? Burada x yerine yazmamız lazım. 5 tane 2x eksi 4 eksi 3 cevaptır. Yani 10x eksi 20 eksi 3. Yani 10x eksi 23 doğru cevaptır. Doğru cevap C seçeneğidir.